Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en pahalı 5 dizüstü oyun bilgisayarına bakacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce iki şey belirteceğim. Birincisi bazıları Türkiye'de yok çünkü vergi fiyatı çok yükseliyor. İkincisi bu listemizi biz Temmuz'da yaptık. Yani bir hafta sonra işler değişebilir, fiyatlar miyatlar bilginiz olsun. İlk bilgisayarımız Asus ROG GX700VO. Bu oyun canavarı hakkında ilk söylenmesi gereken şey ekran kartının GTX 980 olması. Bakın M değil, GTX 980. İkinci olarak Asus'un şöyle bir iddiası var arkadaşlar. Dünyanın ilk sıvı soğutmalı dizüstü oyun bilgisayarı. Tabi normal olarak bu ekran kartını ancak bir sıvı soğutabilir. Hemen şunu da belirtiyorum. Bilgisayarın üzerinde Intel Core i7-6820HK işlemci takılı. Ayrıca Asus'un bu modeli üzerinde 64 GB'lık RAM takılı arkadaşlar. Fark olarak da 2800 MHz hızında, yani diğerlerinden ayrıcı özelliklerden bir tanesi de bu. Bu bilgisayarı satın almak isterseniz yurt dışına göre fiyatı 19.800 TL. Yani şöyle düşünün, 16 tane PlayStation 4 satın alabiliyorsunuz bu bilgisayarı almak yerine. Sıradaki oyun canavarı dizüstümüz Origin E10-15X. Origin'in bu dizüstü bilgisayarın piyasadaki diğer dizüstü bilgisayarlardan ayıran bir özelliği, web sitesine girdiğinizde hayalinizdeki oyun bilgisayarını kurmanızı sağlaması. Yani bir customize butonu var yukarıda, girdiğinizde görürsünüz zaten. Ekranı 4K kalitesinde olan Origin'in bu bilgisayarının aynı zamanda işlemcisi Intel Core i7-6700K. Bu işlemcinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar, günümüz açısından masaüstü bilgisayarlardaki en iyi işlemci bu dizüstü bilgisayarda takılı. Ayrıca bu bilgisayarın üzerinde GTX 980M model bir ekran kartı takılıyken diğer kallavi oyun bilgisayarlarından ayrıcı özellik olarak da 1 kilogram daha hafif, yani yaklaşık 3,5 kilogram. Bu bilgisayarı yurt dışı sitesinden toplarsanız eğer Türkiye'deki TL karşılığı 15.850 lira falan ediyor. Yani 13 tane PlayStation 4 parası. Sıradaki bilgisayarımız MSI GT80S 6QE Titan SLR. Bu bilgisayarı canavar yapan şey 2 adet ekran kartının bulunması. Yani bugün ekran kartları, dizüstü bilgisayarların ekran kartlarının en iyisi GTX 980M ise bu bilgisayarda bundan tam 2 adet var. Ayrıca über bir özellik olarak şunu da ekleyelim, RAM'i 64 GB ve yine dizüstü bilgisayarlar için en iyisi olan Intel Core i7-6920HQ işlemcide takılı. Tabi bu kadar kallavi şeyler ekleyince ağırlığı da biraz fazla oluyor, yaklaşık 4,5 kilogram. Arkadaşlar. GT80S'i bu videoda tanıttığımız diğer dizüstü bilgisayarlardan ayıran en temel özellik mekanik bir klavyesinin olması, ayrıca touchpad'in de sağda olması. Touchpad aynı zamanda nümerik klavye işlevi de görüyor arkadaşlar. Bunu bildikleri için de bunu tasarım anlamında bir avantaja dönüştürmüşler. Fiyatı ise yine arkadaşlar yurt dışı fiyatları, bunlar hep 12.981 TL, yaklaşık 10-11 tane PlayStation 4 ediyor. Sıradaki bilgisayarımız Dell Alienware 17R3. Bu bilgisayarı diğerlerinden ayıran bir özellik var arkadaşlar, o da şu: eğer dilerseniz Dell'in tüm dünyaya grafik amfisi olarak duyurduğu Titan X modelini bu dizüstü bilgisayara monte edebiliyorsunuz. Tabi bu işlem için ayrıca 1500 dolar para vermeniz gerekiyor. Ayrıca da üzerinde günümüzün en güçlü ekran kartlarından bir tanesi olan GTX 1080 de takılı durumda. Titan X ile ilgili hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Günümüzdeki en güçlü ekran kartlarından bir tanesi GTX 1080'dir. Eğer onu saymazsak 3 aşağı 5 yukarı Titan X'i 2-3 numaralara oturtabiliriz. Arkadaşlar bu canavarın da ağırlığı 4.6 kilogram ve şöyle söyleyeyim, yurt dışından 3000 dolara kendisini edinebiliyorsunuz. Ayrıca 1500 dolar daha vererek Titan X'i de üzerine taktırabiliyorsunuz. Yani Türkiye'ye göre düşündüğümüzde fiyatı yaklaşık 12.970 TL falan ediyor. Yani yaklaşık yine 10 tane falan PlayStation 4 satın alabiliyorsunuz. Sıradaki bilgisayarımız Lenovo IdeaPad Y917. Tam bir klasik oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak tarif edebileceğimiz bu modelde ekran kartı olarak GTX 980M takılı. Diğerlerinden ayrıcı özelliği şu arkadaşlar, klavyenin sol üst köşesinde bir turbo butonu var. O butona bastığınız zaman bilgisayarda overclock işlemini başarılı bir biçimde tamamlamış oluyorsunuz. Şunu da hemen eklemek istiyorum çünkü bu benim özel ilgi alanım sayılır arkadaşlar. Üzerindeki ses sistemleri JBL'den çıkma. Soğutma kısmına da hemen değinelim. Dizüstü bilgisayarın alt tarafında bölmelere ayrılmış ızgaralar göreceksiniz. Bu sayede bilgisayar oldukça güzel soğuyor. Fakat tabii ki de bir sıvı soğutmanın performansını beklememek gerek. Bu ürünün de Türkiye fiyatı 8.350 TL. Yani yaklaşık 7 tane PlayStation 4 satın alabilirsiniz. Videomuzun sonuna gelmeden önce arkadaşlar, video boyunca bilgisayarlarla kaç tane PlayStation 4 alabileceğinizi söyledim. Çünkü aslında şunu merak ediyorum. Sizce bir oyun deneyimi için PlayStation 4'ler veya böyle oyun konsolları mı, yoksa bilgisayarlar mı daha iyidir? Bunu merak ediyorum. Bu paraları ödemek gerçekten gerekir mi? Bunu hep birlikte tartışalım istiyorum. Videomuzun da artık sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Kafanıza takılan her şeyi bize yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hemen
Dünyanın yan tarafında dönen videoyu tıklayarak dünyanın en ince dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı olan Lenovo Yoga 900 incelemenize ulaşabilir. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.